Bu videoda konik kesitler konusunda yeni şeyler öğreneceğiz. İlk olarak şu soruyu sorayım. Konik kesiti nedir? Adı neden konik kesitidir? Aslında bazı konik kesitleri zaten biliyorsunuz. Adlarını yazalım. Çember, elips, parabol ve hiperbol. Bunları zaten biliyorsunuz. Konik kesitleri ilk öğrendiğimde Çemberi biliyorum, paraboli biliyorum, hatta elipsi ve hiperbolü de ucundan birazcık biliyorum. İyi ama bunlara neden konik kesiti deniyor demiştim. Şimdi en sade haliyle ben size anlatmaya çalışayım. Bunlar bir düzlem ile bir koninin kesişimidir. Kesişimlerini birazdan çizmeye çalışacağım. Ama ondan önce hepsini ayrı ayrı çizsem çok daha iyi olacak sanki. Rengi değiştireyim. Çemberi hepimiz çok iyi biliyoruz. Çizginin kalınlığı biraz daha fazla olsa daha iyi olacak. Çember işte böyle bir şey. Bir merkez noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi. Bu uzaklığa yarıçap diyoruz. Burası r yarıçapı, burası da merkez. Çember merkezden r uzaklıkta bulunan tüm noktaların kümesidir. Öğrenim yaşamımızın erken evrelerinde çemberin ne olduğunu zaten görmüştük. Dünyada da nereye baksanız her yerde bir çember görüyorsunuz. Elips, Leyman'ın da dediği gibi sıkıştırılmış bir çemberdir. Ne güzel söylemiş Leyman. Bir de elips çizelim şimdi. Elips için farklı bir renk seçeyim. Örneğin bu bir elips. Evet, bu da bir elips. Şu anda kullandığım uygulamayla yapmak zor ama bu elipsleri döndürebilirsiniz de genel anlamda size bir fikir vermiştir umarım. Aslında çember özel bir elips türüdür. Çember kusursuz simetri özelliği olan bir elipstir. Parabole gelirsek. ikinci sınıf cebir dersi aldıysanız parabolü duymuşsunuzdur. Konik kesitlere ilginiz varsa da duymuşsunuzdur. Şekillerin birbirine karışmaması için çizgiler çizeyim. Evet. İşte parabol yaklaşık böyle bir şeydir. U harfine benzer. Bilindik parabol böyledir. Parabolün formülünü şimdilik yazmayacağım. Hmm, neyse yazayım. Muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. Y eşittir x kare. Bu çizdiğimiz şekli dilediğimiz gibi döndürebiliriz. Örneğin bu da bir paraboldür. Tabii bunun formülü x eşittir y karedir. Evet, parabol dendiğinde aklınıza gelecek şekil bence artık belli. Parabol grafiğinin nasıl çizileceğini veya parabolün önemli noktalarının ne olduğunu ileride e, konuşacağız. Son şeklimizde adını daha önce duymuş olabileceğiniz hiperbol. Bir nevi iki parabolün e, birleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Ama hiperbolün şekli tam olarak bir U harfi değil. Ondan biraz daha açık. Ne demek istediğimi birazdan açıklayacağım. E, hiperbol yaklaşık olarak şöyle bir şeydir. Eksenlerimiz bunlar olsun. Önce asimtotları çizeyim. Tam orijinden geçsinler. Hmm, çok güzel oldu. Bunlar asimtotlar. Hiperbol henüz çizmedim. Şimdi geliyor hiperbol. Şöyle bir şeydir. Asimtotlara çok ama çok yaklaşır. Mavi çizgiye iyice yaklaşır. İşte böyle harika. Bu yanını da çizelim. Hiperbol her iki yanda da var. Mor renkte çizdiğim şekil hakkını tam veremesem de hiperbol. Bir diğer hiperbol de bunun düşey hali olarak düşünebileceğimiz hiperbol. Tabi düşey hiperbol şeklinde bir tanım yok aslında ama siz ne demek istediğimi anladınız. Çizdiğimiz asimptotların altında ve üstünde kalan hiperbol olarak da düşünebilirsiniz. Ee, mavi renkle çizdiğimiz başka bir hiperbol mor renkle çizdiğimiz başka bir hiperbol. İkisi birbirinden farklı. Şimdi eminim şu anda zihninizde beliren soru şu. Bunlara neden konik kesit deniyor? Neden yuvarlağımsılar veya çemberimsiler gibi adlar verilmemiş? Ki iyi ki verilmemiş. Yuvarlağımsı, çemberimsi pek de hoş olmayacaktı değil mi? Neyse birbirleriyle ilişkileri ne? Çember ile elipsin akraba olduğu açıkça belli. Elips bir yanından basık bir çember. Bunun yanı sıra parabol ile hiperbol de akrabaymış gibi duruyor en azından ilk bakışta. Her ikisinin de adında bol var. Her ikisi de U harfine benziyor. Ne güzel akrabalık ilişkileri. Gerçi hiperbolde iki ayrı yöne bakan iki adet U benzeri şekil var ama yine de akrabaymış gibiler, değil mi? Peki tüm bu şekillerin birbiriyle ilişkisi ne? Konik kelimesi işte burada önem kazanıyor. Öncelikle 3 boyutlu bir koni çizeyim. Koniyi çizelim. Bu tabanı hazır elips kullanarak tabanını yapabilirdim ama bitmek üzere. Aslında koninin tabanı da olmaz. Bu yönde sonsuza kadar devam eder. Koni olduğunu fark edebilmemiz için bir yerden kesmiş oldum. Burası da diğer tabanı. Şimdi gelin bir düzlemi bu konu ile farklı şekillerde kesiştirelim. Ve az önce sözünü ettiğimiz geometri şekillerini elde etmeyi deneyelim. Elimizde şöyle bir düzlem olduğunu ama önce 3 boyutlu konimizin eksenini bir göstereyim. Eksenimiz bu. Evet. Diyelim ki bu eksene dik olan bir düzlemimiz olsun. Düzlemi 3 boyutta çizmeyi deneyeyim. Düzlemi çizelim. Önce bir doğru çizeyim bu bize yakın olan doğru. Bir de bize uzak olan diğer doğru var. Gayet güzel. Çok iyi bildiğiniz gibi bu düzlemler sonsuzdur. Tüm yönlerde sonsuza kadar devam eder. Bu düzlem koninin eksenine dik ise koninin ardında kalan bölümü kesikli çizgiyle bir göstereyim. Bu düzlemle bu koninin kesişim kümesi şöyle bir şeydir. Bu şekillere belirli bir açıdan bakıyoruz. Tam tepeden bakıyor olsaydık, koninin tabanında oturuyor olsaydık ve doğruca aşağı baksaydık, düzlemin döndürülmüş halini yanda yeniden çizeyim, aşağı doğru bakıyor olsaydık, kesişim kümesi bir çember olurdu. Peki düzlemi biraz döndürürsek, düzlem ile koninin kesişim kümesi yaklaşık şöyle bir şekil olur. Düzgün çizmeye çalışayım düzlemle koninin kesişimi hop burayı silelim düzenle geri al bize yakın doğru bu olsun diğer doğru da bu olsun birbirlerine bağlayalım düzlemimiz hazır bu düzlem 3 boyutlu koninin eksenine artık dik değil koninin ekseniyle dik açı yapmıyor. Bu düzlemle bu koninin kesişimi ilerideki videolarda ikinci sınıf cebir derslerinde bu konu işlenmeyecek ama eninde sonunda üç boyutlu şekillerin kesişimi konusu işlenecek ve buna benzer şekiller çizilecek. Çok yakında size göstereceğim denklemleri işte o zaman irdeleyeceksiniz. Kesişim kümesini şimdi çizeceğim. Gerçi çoktan gözünüzde canlanmıştır ben. Gevezelik yaparken ama kesişim kümesi yaklaşık şöyledir. Aynı şekilde düzlemin üzerinde durursanız ve dost doğru aşağı bakacak olursanız şöyle bir şey görürsünüz. Mor renkte çizdiğim kesişim kümesi yaklaşık şöyle bir şeydir. Çok iyi çizemedim ama bu bir elips. Elipsin nasıl olduğunu zaten biliyorsunuz. Düzlemi diğer yöne doğru döndürmüş olsaydık diğer yandan basık bir elips elde etmiş olurduk. Sonuç olarak bu şekillerin neden konik kesit olarak adlandırıldığını yavaş yavaş anlamışızdır. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Düzlemi döndürmeye devam edelim. Düzlemi aynı eksen üzerinde döndürmeye devam edelim. Bakalım becerebilecek miyim? Üç boyutlu çizim yapma konusunda iyi bir alıştırma oluyor benim için de. Yaklaşık şöyle bir şey elde ederiz. Aynı eksen üzerinde döndürüyoruz. Üç boyutlu düzlemimiz bu. Bu öyle bir düzlem ki yalnızca altta kalan koni ile kesişiyor ve ayrıca düzlem üstteki koninin yan yüzüne paralel. Bu durumda düzlem ile koninin kesişimi Kesişim kümesi yaklaşık şuradadır. Düzlemi hep aynı eksen üzerinde döndürdüğümüzü fark etmişsinizdir. Düzlemin 3 halinin de koniyle kesiştiği bir nokta var. İşte buradaki nokta düzlemin bu yeni haliyle koninin kesişim kümesi şöyle bir şeydir. Yaklaşık böyledir. Aşağı doğru devam eder. Yukarıdan baktığımızı düşünürsek, düzlemin tam üzerinden bakarsak şöyle görünür. Bu da bizim parabolümüz. Gerçekten çok ilginç. İlk başta çember elde ettik, biraz döndürdük. Elips elde ettik. Düzlemi döndürdükçe oluşan elipsin basıklığı arttı. Ee, düzlemi döndürdükçe daha basık bir elips elde ettik. Ama öyle bir an geldi ki elips bir nevi yarıldı. Düzlem üstteki koninin yan yüzüne paralel hale gelince elips yarıldı. Paralel oldukları çizimden tam olarak anlaşılmıyor olabilir ama ne kastettiğimi anlıyorsunuz. Elips yarıldı ve bir parabol halini aldı parabol ile elipsin ilişkisi işte bu. Umarım anlamışsınızdır. Elipsin bir yanı yarılırsa parabol oluşuyor. Düzlemi döndürmeye devam edelim. Başka bir renkle çizeyim. Hem alttaki hem de üstteki konu ile kesişsin. Düzgün çizmeye çalışıyorum. Düzlemin yeni halini çizelim. Gayet güzel oldu. Yeni hali bu. Şekiller birbirine karıştı farkındayım yeşil renkli düzlem ile koninin kesişim kümesini bulmak istiyoruz. Ayrı bir yerde çizsem iyi olurdu aslında ama umarım karıştırmıyorsunuzdur. Kesişim kümesi şöyle bir şeydir. Alttaki koni ile şu şekilde, üstteki koni ile de şu şekilde kesişir. Üstten görünüşü de yaklaşık şöyle olur. Düzlemle alttaki koninin kesişim kümesi budur. Üstteki şekilde düzlemle üstteki koninin kesişim kümesidir. Unutmayın, düzlem tüm yönlerde sonsuza kadar uzanıyor. Konik kesitlerin ne oldukları konusunda genel bir tanım yaptık. Onlara neden konik kesiti dendiğini görmüş olduk. Bu çizimler biraz kafa karıştırıcı olabilir. İleride başka bir videoda bunları ayrı ayrı çizerim. Çizimleri benden çok daha iyi yapacak güzel bir üç boyutlu çizim programı falan bulurum en azından. Bunlara neden konik kesiti dendiğini ve birbirleriyle olan ilişkilerini görmüş olduk. Takip eden birkaç video boyunca bu konuları daha da derinlemesine işleyeceğiz. Onlara neden konik kesit dendiğini ve ne olduklarını artık bildiğimize göre bir sonraki videoda formüllerinden söz edebiliriz. Her bir konik kesitini, formülünü görür görmez tanıyabilir, formülü verilen bir konik kesitin grafiğinin nasıl çizileceğini de anlayabiliriz. Sıradaki videoda görüşmek üzere.